Kemiklerin bu şekilde iç içe geçmiş ve Türkiye'ye ismini veren Selçuklu hanedan mensuplarının kemiklerinin olması zaten tüyleri diken diken hale getiriyor. Sonrasında siz nasıl bir çalışma yaptınız? Yani hangi kemiğin hangi sultana ait olduğunun belirlenmesi hakikaten bilimin geldiği nokta itibariyle ve özellikle de sizlerin ortaya koyduğunuz performans açısından dünya genelinde dikkat çekici. Siz nasıl çalışma yaptınız bu kemiklere? Şimdi biz 2017 yılında iki çok değerli adli tıp hocamla birlikte alana intikal ettiğimizde cesetlerin kondisyonları gerçekten berbattı. Nasıl prezerv edildiği ortada, işte görsellerde gördünüz. Tam bir bütünlük yoktu. Kafalar ayrı yerde. Yani kraniyel yapılar ayrı yerde. Postkraniyel dediğimizde bedenler ayrı bir alandaydı. Sandukaları açtık. Daha sonra yandaki türbeye geçirildi. O görseldeki gibi. Daha sonra bunların kuru ve ıslak temizlikleri yapıldı. Normal antropolojik ve arkeolojik prosedür gereği. Ve ayrıştırmaya gidildi. İşte birbiriyle aynı olan kemikler, tibiyalar, femurlar, kafatasları ayrılmaya gidildi. Ondan sonra da bunların kimliklendirilmesi konusunda hocalarımla birlikte çalışmaya başladık. Kimliklendirmeyi nasıl yaptık? Şimdi burada tabii ki Yaşar İşcan hocama rahmetle çok önemli bir adli tıp uzmanı ve Türk dünya artık antropolojisine de çok büyük katkıları vardır hocanın. Onun dediği gibi insanoğlunun yaşarken sahip olduğu hastalıkların iskelet yapısına indikesi ve ölüm sebepleri pozitif kimliklendirmek de çok önemlidir. Şimdi tarih kaynaklara baktık. İşte 2. Gıyasettin Keysiri'nin savaş alanında katledilmesi, Alaaddin Keykubat'ın zehirlenmesi, efendime söyleyeyim, 2. Kılıç Arslan'ın romatoid artritten müzdarip olduğu kifoz. Bunlar onların kimliklendirmesinde esas teşkil eden şeyler. Aslında siz de bu işleri yaparken, bu çalışmaları yaparken tarihi gerçeklerle bunda böyle bir rahatsızlık var, olsa olsa şu sultandır diyerek elemeye de tabi tuttunuz. Tabii. Zaten adli bilimlerde biraz önce de arz ettiğim gibi bireylerin yaşarken sahip olduğu hastalıklar ve ölüm sebepleri bireylerin tespiti konusunda çok önemli bir bulgudur. Biz öncelikle bu spesifik olarak tarihi kroniklerde yer alan ölüm sebeplerine dayalı bireyleri ayırdık. Ve bunların adlarını, isimlerini yazarak ilk raporumuzu 2017 yılında teslim ettik. Ondan sonra da ilgili raporumuza üçümüzle, hocalarımla birlikte ortak kararımızla devam edilmesi Peki gerektiğini hocam, söyledik. Peki hocam, bu çıkan kemikler, bir daha verebilir misiniz? Bu çıkan kemiklerde kaç kişiye rastladınız? Burada yani bak 1, 2, 3, 4... Şimdi beş, orada toplamda türbeden çıkan kişi sayısı 27 kişi. Evet. 27 kişi. 27 kişi ama bunun maalesef 23'ü bizim için uygunluk gösterdi. Yani fasiyel rekonstrüksiyona çalışmak için biraz sonra geleceğiz. Onun dışında olanlar yani 27 kişi ve çocuklar var, bebekler var. Hı hı. Muhtelif başka kemikler var. Hani insanların aklına da şu gelmesin, yani bunlar hanedan üyesi değil, hepsi de hanedan üyesi. Aralarında daha sonra ATK'da, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA çalışmalarında korelasyon oldu. Hanedan üyesi oldukları belli. Akrabalık bağı var hepsinin. Tabii hepsinin akrabalık bağı var birbiriyle. Tamam. Peki kemiklere baktığınızda böyle beden bütünlüğü var mıydı? Beden bütünlüğü yoktu, biraz önce de söyledim. Hani şeyden dolayı söylüyorum, yani bunu çok korkarak, üzülerek söylüyorum. Köpeklerin bu kemikleri kaptığı, götürdüğü, yani acaba bazıları parçalandı, yendi ya da bir yerlere gidildi, atıldı ve bulunamadı mı? Şimdi öyle bir şey yok. Biz şimdi bu 2017'de bu projeye başladık. İlk 5 bireyi, 4 bireyi sanırım. İlk 3 birey. 3 bireyi, evet müdürüm.
3 bireyi tespit ettikten sonra biz devamını getirdik zaten. Getirdiğimiz noktada 2019'da devam ettik. Daha sonra 2021 yılında sanırım, yanlış hatırlamıyorsam uzun zaman oldu, tekrar bunların beden bütünlüğünü sağlamak üzere tekrar tasnifine girdik. Bu beden bütünlemesinde bireylere ait herhangi bir eksiklik postkraniyerlerinde yoktu. 27 kişiye ait, 27 ama kişiye ait kemikler mevcuttu orada. Şimdi benim olay yeriyle ilgili ya da işte tafonomisiyle alakalı söyleyebileceğim şu. Bunlar vakti zamanında. Tafonomi yani öldükten sonra başına gelenler. Öldükten sonra başlarına neler geldiğini söyleyebilirsek. Şimdi ölmeden önceki malum işte öldüler. Daha sonra gelenekler gereği mumyalandılar. Mumyalandıktan sonra zihir zemine yerleştirildiler. Zaten mumyalanmış cesetler nasıl bozuldu? Daha sonra nasıl iskelet hale geldi? Daha sonra da bunlar nasıl bu şekilde dağıldı, birbirinden ayrıldı? O konu hakkında hani böyle kedi köpek götürdü diyemeyiz. Hiçbir eksikliği yoktu. Onu bir kere altını çizelim. Tamam. Ama ve lakin durumun vahametini açıklamak konusunda kedinin ve köpeğin avluda bu cesetleri üşüştüğü konusunda görgü tanıkları var. Sanırım bu ifade durumun vahametini anlatmak için ifade edilmiş.